Tabii bu hemen hemen uşağı dördüncü ya da beşinci gelişimiz. Sık sık ulusal medyada da toplu konut idaresinin yaptığı işleri anlatırken de çok sık şekilde Uşak'tan da bahsediyoruz. Çünkü Türkiye ölçeğinde yapılan işler arasında da Uşak'ta yapılan şu anda proje bir kamu yatırımı olarak en büyük işlerden bir tanesi. Ve ben buna gerçekten projeyi de yakın takip ediyorum. Ta proje aşamasından beri. Sadece Uşak değil Türkiye içinde Uşak'ın yerini de belki değiştirecek önemli projelerden bir tanesi. Ama belki vatandaşlarımız bizim kadar projeyi detaylı bilmediği için bizim kadar ehemmiyet göstermiyor olabilirler. Şu anda bu projenin toplam yatırım bedeli, kamulaştırmaları, inşaat yapım bedelleri ve diğer sair harcamalarıyla yaklaşık 400-450 milyon bedelli bir iş şu anda ihale ediyoruz ve şantiyemiz yaklaşık başlayalı ne kadar oldu? 5-6 aydır, 5-6-7 aydır çalışmasına rağmen sağ olsun müteahhit arkadaşlarımız da çok yoğun bir emekle projenin büyüklüğüne ve önemine yakışır bir şekilde de çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Onu belediye başkanımızla da sık sık görüşmelerde yapıyoruz. Vatandaşlarımız da zaten buradaki ilerlemeyi ve hızlı gelişmeyi de görüyorlar. İnşallah önümüzdeki sene bu aylara geldiğimizde Uşak'ta bambaşka yeni bir şehir merkezi oluştuğunu beraberce inşallah göreceğiz. Şimdi DSİ Bölge Müdürümüz ve DSİ Müdürümüzle beraber de sahada incelemelerimizi yaptık. İnşallah içinden geçen dere ıslahı da eş güdümlü bir şekilde yapılacak. Allah hepimize ömür verirse, sağlık verirse seneye buraya geldiğimizde o heyecanı duyuyoruz. Projeyi yakından bildiğimiz için vatandaşlarımıza da bunu müjdeliyoruz. Bambaşka bir Uşak'ın yıldızı da Türkiye içerisinde bana göre bölge içerisinde de parlayacağı kanaatindeyim. Ben çünkü şu anda mesela buradan Afyon'dan geliyorum. Uşak'a uğradım. Şimdi Manisa'ya ve İzmir'e oradan Çanakkale'ye geçeceğiz. Geze geze geldiğimiz için yarın bu proje bittiğinde Uşak'ın bölge vilayetleri içerisinde nasıl bir şey kazanacağını da görebiliyorum. Onun için de inşallah biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz bu projenin bir kesinti uğramaması, hızlı bir şekilde devam etmesi için. Sağ olsun belediye başkanımız, valimiz çok yakın bir şekilde ilgileniyorlar. Diğer kamu birimlerindeki arkadaşlarımız. Müteahhit arkadaşlarımız da şu ana kadar yaptığı işlerle biz de mutlu ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz, çalışan bütün arkadaşlarımıza. İnşallah böyle başladığı gibi selametle ve hayırlı bir şekilde bitirmiş oluruz. Bunları paylaşırım. Sizden çok uzun zamandır yatay mimariyle Evet. ilgili demeçler duyuyoruz. Uşak'taki kentselleşme bunun bir örneği olacak galiba. Tabii. Peki perspektif mi değiştirdi? Yatay mimariye mi tabii geçiyor? biz uzun zamandır yani yaklaşık bir yılı geçkin bir süredir burada vazifeliyiz. Sadece yatay mimariyle tanımladığımız bir şey değil. Mesela bu proje aslında onu gösteren bir şey. Yatay mimari diyoruz, yöresel mimari diyoruz, esnaf diyoruz, meydan diyoruz, bir semt oluşturmadan bahsediyoruz. Aslında Uşak'taki projede bütün bu konseptleri içerecek bir yeni bir muhit oluşturuyoruz burada. Bir yaşam alanı. Bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bakın burada 900 küsür tane esnafın olacağı bir birim var burada. Yani içerisinde meydanların olduğu, caminin olduğu, kafeteryaların, bankaların, efendime söyleyeyim konut alanlarının, okulun, ya bir sürü sosyal aktivitenin, işte defterdarlık binasının, belediye binasının olduğu yeni bir şehir oluşturuyoruz. Dolayısıyla biz konsepti, yeni dönemde konsepti şunu söylüyoruz. Hiçbir vilayette en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz. Dolayısıyla bu binalarda, bu vilayetteki en yüksek binalar asla değildir. Ama bir proje incelendiğinde bir yaşam alanı olarak gerçekten heyecan duyulacak bir projedir. Yani Anadolu'da, Anadolu'muzun bir önemli vilayetinde oraya geleceğine değer katacak yaptığımız projeyle bir projedir. Sadece yatayla değil, yatay, yöresel bir muhit oluşturma anlayışında içeren çok önemli bir projedir Uşak'taki kentsel dönüşüm projesi. Şimdi öncelikle ben ziyaretlerinden dolayı TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum ve yanındaki heyete de teşekkür ediyorum. Uşak'ın yeni merkezini inşa ediyoruz. Bunu da TOKİ aracılığıyla yapıyoruz. Yaklaşık işte şantiyemiz başlayalı 6-7 ay oldu ama artık binalarımız yükseliyor, iş yerlerimiz yükseliyor ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanım ifade ettiler.
sanayi alanından ilk defa ticari ve konut alanını oluşturan bir yapıyı biz ortaya çıkarıyoruz. Hem yatay mimari içeriyor hem de sanayi alanına ilk defa konut ve ticariye döndürüyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olması açısından şehrimiz açısından gurur verici bir tablo. Ve özellikle halkımızın memnuniyeti bize şu günlerde aşırı derece geliyor. Çünkü hızla binalar yükseliyor. Binalar ortaya çıktıkça daha önce paylaştığımız görseller artık insanların hafızalarında yer etmeye başladı. Türkiye damga vuracak bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Burada hem yüklenici firmalara ben teşekkür ediyorum. Gayet nezih ve hızlı bir çalışma gerçekleştiriyorlar. TOGİ Başkanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum başkanımızın nezdinde. Onlar da önemsiyorlar. Başkanımızın belki 5. gelişi yaklaşık 2-3 ayda bir mutlaka geliyorlar. Birebir kontrol ediyorlar. Uşak'ın artık yeni merkezini hep beraber inşa ediyoruz. Bir de burada ben DSİ Bölge Müdürümüze, özellikle Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Erol Bey'e teşekkür ediyorum. Şehrimizin ortasından geçen derenin ıslahı da bu proje kapsamında devam ediyor. Eş güdümlü olarak hem 9 sene deremizi ıslah ediyoruz hem de kentsel dönüşümümüzü hep beraber hayata kazandırmış oluyoruz. Burada muhteşem bir eseri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yani 1-21-41 falan yerler var, dolduracağız.